Hanımlar beyler, Rabarba Talk bambaşka bir kadroyla. Bambaşka anlatan adam. Ve sevgili Tahsin Hasoğlu kadrosuyla yayında. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk abi. Selamlar. Bugün hangi konudan hiç anlamıyorsun isimli bir konumuz var. Flört. Tahsin, senin şimdi ben gördüm göreli evlisin ya. Evet abi. Flörtöz bir Tahsin'i ben çok merak ediyorum. Ne yapıyor yani? Kendini ne kadar bozuyor? Ne kadar kıpır kıpır? Abi iyi bir avukat varsa deneriz yani. Hayır hayır. Eski bekar dönemlerindeki Tahsin nasıldı yani? Çok girişkendim ya. Öyle mi? Çok girişkendim. Çok aşırı flörtözdüm yani. Aa! Allah Allah. Tabii canım. Beklemezsin değil mi? Hiç beklemem senden. Yani. Ağzından girip burnundan çıkıp sürekli konuşarak şaka yapmaya çalışacağım. Darlama değil de böyle şakalar yapayım. Ortamda neşe kaynağı olayım da ilgisini çekeyim dediğim oluyor. Kalabalık en güzel kız belli. Yani Tahsin bir kartal gibi alır gider mi? Ha, o flört kabiliyetiyle. Yani Kazanova'yla karıştı ama o değil. Ben şakalar nasıl yaparım. Kim alıyorsa alır gider. Öyle mi? Yok o kadar değil. Grubu eğlendiriyorsun. Ha, ben eğlendiriyorum arada. Seven oluyor. Ama en güzeline hiç iddiam olmadı öyle. Komedinin şöyle bir dezavantajı oluyor. Mesela ortamdasın, güldürmeye başlamışsın, artık gülüyorlar ya. Sonra ikisi couple oluyorlar. Bir anda sen onları güldürmesi gereken mesleğin buymuş gibi bir insan haline geliyorsun. Halbuki en başta şanslar eşitti yani. Direkt mesuliyet yükleniyor değil mi abi? Öbür tarafı beğenmiş. Kız belli. Şunu yaşadınız mı hiç yani? Üç kişi oturuyorsunuz. Kız sandalyesini azıcık yanına çekiyor. Yani sana anlatıyorlar onu. Biz artık birbirimizden hoşlandık. Sen üçüncüsünü, küçük bir sandalye hareketi. Ya da gülerken mesela hafifçe bacağına bir kerecik dokunuyor falan. Ana diyorsun, tamam gitti. Ha gitti. Her şey. Gitti her şey. Bildin değil mi o duyguyu? Daha iyi şakalar yapsam belki döner buradan. Dönmüyor ya. Dönmez o. Şaka bir yere kadar çalışıyor. Bir de bende şu var falan deyip. Ama bir dakika da o şey diyor o zaman. Tipine de güvenmiyor. Tamam diyor. Tabii tabii. Yani 3-0'dan 4-3'e çevirmek gibi. Çok zor o saatte. Yani. Çok tarihi bir şey söyleyeceğim ama hani benim flört tarihim zaten eski yani. Çok yakışıklı bir adamla aynı anda bütün grubun ortasında kaldığım bir an var benim abi. Ama böyle herifi kalemle çizmişler gibi yani. Hem zeki, akıllı ve yakışıklı abi. Psikolog İyi de bir okulda gibi okuyor falan. Abi ben böyle gruba ne şakalar yapıyorum. O grupta mesela hoşlandığım bir kız var. O da hoşlanıyor. Evde parti var. Abi ben uçuruyorum. Böyle yatırıyorum kaldırıyorum herkesi. Öyle kendimce öyle bir şey. Sonra bir yerde bir baktım abi. Herif benim o hedeflediğim, o şakalar yaptığım kıza mühendislerin şey yaptığı bir hesap makinesi var ya böyle üstünde kara kökler bilmem neler şunları bulanır. O hesap makinesini anlatıyordu kıza ya herif. Ve kız ilgiyle dinliyordu abi. İşte abi, yani orada hesap makinesi anlatılır mı? Hangi çağda yaşıyorsun? Yani. Orada diyor ki abi güldük eğlendik anlatancım tamam ama şimdi işler ciddiye bindi diyor artık. Buraya diyor basınca direkt hafızayı alıyor ve otomatikman karekökünü alıyorsun falan diye bir şey anlatıyor herif. Kız da ilgiyle dinleyip böyle küçük gülümsemeler. Hadi lan Rabarba Talk'ta özgüven time. Kaybettiğimiz, kaptırdığımız kızları anlatacağız. Benim şöyle bir anım var oğlum Kumburgaz'da. Tek başımayım. İki kız var. Biriyle flört etmeye çalışıyorum. Diğeri dedi ki bir arkadaşım gelecek. Furkan. Hiç de sevmem. Gece birden sonra. Furkan bayağı yakışıklı bir çocukla geldi. Dördü kalktılar gittiler. İki kızı aynı anda kaptırdım. Bir buçuktan sonra. Buraya bir de müzik aynen. Yani dalgalar vurdu. Gel dediler bir de. Yani evet, sen de gel. Bir yarım saat peşimiz oturduk. Çok net anladım ki gittiler yani. Kafaca da gittiler kızlar çocuklar. Çünkü çocuklar standart olarak yükseklerdi benden. Çağırdılar gitmedim. Klas bir şekilde. Sahilde tek başıma oturdum 2 saat. Ama standartı kabul etmiş olman da çok üzmüyor abi. Bak, tabii şey, bunlar güçlendirir insanı. Hani ölmüyorsun yani. O zaman çok kafaya taktım. Çok sinirlendim o gece. Sonra atlatıyorsun ama. Böyle bir kulağınlar kısık oluyor. Diyorsun ki tamam bir şey yok. Hayat devam ediyor yani. Daha güçlü oluyorsun bir sonraki ilişkide, bir sonraki flört. Anlat bakayım kimi kaptırdın? Daha güçlü mü oluyorsun? Daha güçlü olmuyorsun. Oluyorsun ya. Daha yani başıma ne gelebilir diyorsun. Her daha yüzsüz oluyorsun ya. Güçlü değil de yüzsüz. Lan. Ben beni neler reddetti, bundan da mı çekineceğim falan deyip biraz daha şey oluyor abi ya. Ben zaten şaka yapıyordum şeyine dönüyorsun. O flörtözlük yani mizah kullanarak tavlamaya çalıştın ve reddedildin ya. Sanki tutmayan şakaya devam edersin ya işte bir de şöyle bir şey var diye. Sanki hiç olmamış gibi devam ediyorsun. Hani, olmamış gibi devam ediyorsun. Aynen devam ediyorsun. Bir sonraki de geçiyorsun ya. Hayat çünkü güneş bir daha doğuyor yani. Hayat devam ediyor. Hiç kaptırdın mı kız? Çok kaptırdım. Bir anlat bakalım biz de sana üzülek. Ankara'da öğrenciyken bence kendi ligimin çok üstünde bir kıza aşık oldum yani uzaktan ama. İnce ince yazdım ettim bilmem ne yaptım işte bir yere gideceği zaman onunla gittim. Hani Meriç oldum böyle en yakınındaki herif. Böyle arkadaş gibi falan ama onu güldürüyorum ediyorum ara sıra bir şeyler anlatıyor. Eski sevgilisine üzülüyor ben onun geçmesini bekliyorum falan bir sürü bir şey. Ve o anda hayatımda kimsenin onunla bildiğim bir dönemde abi. Araba da yok. Taksi parası da yok. Güzel bir havada yürüyelim ayaklarıyla. Romantik bir şekilde evine bıraktığımda kapının önünde son derece rüyalarımdaki araba gibi bir spor araba gördüm abi. Tamam. Çalışıyor araba. Dedim ki bu arabanın dedim oyununu oynuyoruz biz ya dedim şakasına. Kapı açıldı herif çıktı abi. Herif ayrıldığı herifmiş.
O kız o arabaya bindi gitti oğlum. Bindi gitti mi? Ve ben de şey demiş bulundum. Bu arabanın oyununu oynuyoruz ve bana en son çıkıyor oyun. İlk de çıkmıyor. Küçük arabayla başlıyor. Vur 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 vur. Güzel gittiler abi. Öyle baktım abi. Abi çok üzücüydü yani. Benim de beraber bir mekana gittiğim bir flörtüz yani. Kızla eski sevgilisini gördü ve ben kalmak istiyorum dedi. Ben de dönmedi. Tek çıktım mekandan. Çok üzüldü ikiler. Yüzüm müzün ya bir şey olmaz. Bunu var ya birçok izleyicimiz yaşamıştır. Evet, evet. Adam izleyicimiz, kadın izleyicimiz fark etmez. Birileri elimize kapıyor güzel kardeşim. Evet. Kapar bir şey olmaz yani. Üzülmeyin bu kadar atlatırsınız. Ama ben kalacağım da çok ağır değil mi? Siz hatta ya? Ağır konuşayım mı size biraz? Siz böyle şeyleri yaşamamak için evlendiniz. Doğru söylüyor. Evlilik bu travmaları sıfırlamak için bir daha başıma gelmesine yapılmış bir sözleşmedir güzel kardeşim. Doğru, bu işlerle uğraşmayalım temeli var abi evlilikte. Artık bunlara vakit harcamayalım şeyi. Tabii var tabii. Doğru insanı bulayım bir daha artık da uğraşmayalım. Artık savrulmayayım. Doğru insanı bulayım bıktım artık bundan olabilir de. Tabii. Yani sürekli barlarda tek başına kalmak ya da bir martının gelip kapması meselesinden dolayı değil yani. Tamam tamamı tam sebebi bu değildir ama yüzdesi vardır yani. Ha, bıktım artık oluyor tabii. Tabii yani. Ki bıktım artık oluyor yani. Şimdi sen çok girişken olduğunu söyledin ya flört döneminde. Evet. Ben o tahsini merak ediyorum ben gerçekten. Evet bizim bildiğimiz tahsin böyle hani karısına komik, ama sakin. Ama şöyle tavlayabiliyorum demiyorum yani. Konuşabiliyordum. Rahatlıkla kendimi ifade ediyordum. Bir insanı tanıdığın andan itibaren onun hakkında yorum sahibi oluyorsun ya. Ben Tahsin'i tanıdım tanıyalı. Dünya güzeli eşine hayli aşık. Karım aşağı karım yukarı bir adam. Yo cidden öyle. Eyvallah. Kardeş sen benim hakkımda niye böyle konuşmuyorsun? Bak herifin hakkında ne güzel şeyler söylüyorsun. Senin o dönemin de olmuştur kesin Tahsin dönemi. Siz kaç yıllık evlisiniz? 13 oldu abi. İşte, nedense onun aşkı daha geçti. Yani. Şöyle bir bakar sen sanki belki de şey yani. Sen belki boşandığına söylemiyorsun. Seni daha uzun yıldır tanıyorum ya belki ondan yani. Çok uzun süre buna maruz kaldığım için senin bu evliliğine mümkün değil. Oluyorsun. Hayır mümkün değil diyorum bu kadar uzun süre sevmek bir insanı. Anladın mı? Tahsin'den daha kısa. Halbuki mümkün değil mi Tahsin kardeşim? Evet tabii ki abicim yani kesinlikle öyle. Öyle görünüyor. Ya tamam. Niye gözlerini kaçırıyorsun? Öyle görünüyor. Herhalde aşık. Evlilik dönemi öncesi anlatan ve Tahsin. Çok da güzel bir kız var yani. Ne anlatırsın da orada? Çok net önde anlatıyor. Neden? Estağfurullah. Hayır. Estağfurullah. Çok net önde. Bilgi birikimi, hayat görüşü falan var. Yakışıklılıkla alakalı. Ya, hayır canım. Yok be abi manyaksın. Sende var bir değişik yakışıklılık. Var canım. Abi. Yani zamanında yakışıklıymışsın adamısın sen. Zamanında hani. Fena değilmişsin adamısın yani. Çok sonraları mesela böyle kendi özgüvenimi kazandığım zamanlardan sonra arkadaş olduğum kızlardan bir tanesi dedi ki biz dedi seninle tanıştığımızda sen dedi girdin biz birbirimizi dürterek oha bu ne lan dedik dedi. Bak bu bana, bu kadar bana da diyorlar be oha bak, bu ne lan. kapa çök. Meczup girdi çök. Öyle hani böyle İbrahim Kutlay'a benzetiyorlardı falan. Şimdi şu halime bak. Bir kere denmemişler bana bu şimdiye kadar. Yemin ediyorum ama ben şimdi benzettim abi. Ama bak ben o anki halimi hatırlıyorum böyle. İşte şöyle mi acaba bilmem ne mi şıntımdan şey mi? Halbuki ben öyleydim yani. Ama onlar öyle düşünmüyorlar. Sağ kaşın seyrekliğine kadar İbrahim Kutlay. Sağ kaşım seyrek mi lan benim? Diğer tarafa göre seyrek abi. Hadi ya. Ne yıkıldın abi o? Hadi ya. Önemli değil kardeşim. Biraz benziyor. Tamam hadi gelin. Çok güzel kız var. Genç Tahsin'in evlenmeden önceki Tahsin'in ve anlatının ne hünleri var? Zeynep bir şey demesin diye şeyin Esut abinin oraları. Hep öyle canım hep öyle. Zeynep dünya tatlısı bizden. El o Zeynep. Evet. Ne hünleriniz vardı? Kim kapar yani? Yakışıklık dışında yani. Ne anlatıyorsun? Sen ne enstrüman çalıyorsun ya? Ne çalıyorsun mesela? Oğlum kapar hikayesi değil yani. Öyle bir kardeşimle yani. Öyle bir durum ya olsun. Kardeşim, ya olduk yarıştık abi. Ya 2007 yılındayız ya. Allah Allah. Bak şunu diyorum. Bence tip anlamında anlatan abinin 1-0 önde ama ben daha girişken ve konuşurken ben ikna ederdim. Öyle mi diyorsun? Ben ederdim. Ama anlatanın da o dönemki fişek gibi halini bilmiyoruz. Kız sonunda şey peki derse güldük eğlendik ama tamam Tahsin'cim sen çayını içersen kalkabilirsin. Biz biraz baş başa kalalım biz derse biraz, bir şey diyemez biraz, mi? Biraz bize piyano çalacak falan. Evet yani. Normal bir cümle gibi kuruyor ama bu mesela bir insanın hayatı boyunca bir kere duysa kolay atlatır. Sen çayını içtiysen biz biraz anlatanla yalnız kalalım. Tamam, ben bu cümleyi seni boğmak isteyebilirim ben bu cümleyi duyarsam. Ben bütün hünerlerimi gösteririm ya. İşte şarkılar, gitarlar, piyanolar, şakalar. Hayla bile gitar çalıyor o derece. Hayla mı? Dırın bak bakla haberin neler var bir yanında piyanoda falan. Piyano çalıyor kıçıyla da.
bir şey tınlıyordun. Ya bu ses nereden geliyor onu sorma diye. Hepsini anladık da arka taraftan değişik bir ses geliyor. Onu tam olarak götünüzün neresine yapıyorsunuz beyefendi diye. Beatbox falan da yapıyorum. Şöyle tek başına orkestra abilerimiz var ya, biliyor musun bunu? Ha, biliyorum. Yani gitarı var. Ama buraya, o çok saygın bir şey değil kanka. Değil. Buraya bir tane mızıka getirmiş. Evet. Ondan sonra arada burada bir şey vuruyor. Kolunun altında bir şey var. Böyle yaptıkça dıs oluyor. Akordiyonu var böyle. Şimdi o herif onların her bir tanesini tek tek güzel çalıyordur kesin. Tabii. Hepsini bir arada çalınca o kadar saygın olmuyor yani. Kızın karşısında fıttırırık kıs. Saygınlığı yitiriyorsun yani. Çok çaba harcıyorsun gibi geliyor. O bak, o kızı değil beni sana hayran eder. Anladın mı? Ben dedim ya bu adam bu kızı ne kadar istemiş be kardeşim. Yani ben çekilebilirim. Tahsin anlatıyor. Tahsin bir şey anlatıyor. Kıs. Ben şunu bak, şunu görsem, ikimiz diyelim yarışıyoruz. Şunu görsem saygıdan çekilirim. Dedim kardeşim sen o kadar çok istemişsin ki. Ben de kal, aynen öyle abi. Değil mi abi? Şunu yenmek abi istemezsin. Yani kız dedi ki Mesut ben seninle geleceğim. Derim ki kardeşimiz de gelsin. Bize bir şeyler çalarsın. Sen bir bak derim, müzik zevkin uyuşmazsa gene görüşelim dedi. Sen bir dinle bu adamı. Ben çekilirim abi. Evet, şu aynen. Çünkü altı enstrüman aynı anda çalan bir insan. İçinde akordeon çalıyor. Kıskanıyız. Ama işte bak, doğru enstrüman orada önemli abi. Bu tür yani birini tavlayabilmek için enstrüman. Yani flüt çok iyi çalsan da flütü. Tabii. Eline alsan, gelsen, masada otursan çok iyi flüt çalıyorsun. Aha. Kim etkilenecek yani? Hiç kimse. Tabii. Yani, sipsi. Harika sipsi çalıyor. Mızıka falan. Hiç kimsenin umurunda olmuyor. Mızıka olur. Gitar ya bu iş. Mızıka yok olur. Aa lütfen. Mızıka ama Amerika'da isim olur oğlum. Mızıka ne çalacaksın? Burada da var. Blues çalacaksın işte yani. Ha. Anladın mı? Şöyle ha, çalacağım. Az, o da az ışık. Evet. Bir de kızlar gibi elini ayağını yıka der mesela. Sen onu çaldıktan sonra hemen öpüşmezsen. Ya zurna çalıyorsan ağzına metal sokmuşsun. Daha yeni metal sokmuşsun. Kimse seni öpüşmez yani şu şekilde yaptıktan sonra, değil mi? Kolay zurna mi? Kötü zurna. Zur, şuralar balon gibi olmuş. Kızı tavlayabilmek için şuralar zurna çalarken. Zurna kötü. Ramazan da bulunasın. Güzgünde gibi. Bilal seni seviyorum. Güzgünde gibi. Füze gibi memelerim var. Güm güm de güm güm. Mesela hadi gelin en az flörtöz enstrüman aletini bulalım. Gerçekten davul mesela. Davul evet. Zurna. İter. Net abi. Zurna iter. Davul bile dengi dengine Nilay diyeceksin kıza. Ne alakası var konuyla diyecek Nilay de sana, ne demek? Böyle diyeceksin. Dengi dengine dengi dengine dengi dengine diyeceksin. Şakaya bak. Kız değil ya. Şu an şansım inanmaz artık benim. İnanmaz. Ben şu an kız bana evlilik teklif etti. Şu an diz çöktü. Yan masadayım, sinirlerim çok bozuldu. Senin bu çabay. Demin 6 tane şey çalıyordu. Senin davul getirmiş. Yeter be kardeşim. Keman. Keman da çok flörtöz ama. Restoranda yani, çizim kıza çalamazsın ama işte, değil mi? İşte ha yani keman şey, baş verirler yani. Onu şey yapman lazım. Birisi keman çalıyorsa sen de çalıyorsun. Onu çok isterim ya. Bir yerdesin. Adamın biri geldi. Çalıyor falan. Diyorsun, alıyorsun. Hı-hı. Bir çalmaya başlıyorsun abi. Böyle manyak tamam mı? Aldın şovunu. Ondan sonra ağlatıyorsun kemanı. Teşekkür ederim deyip veriyorsun böyle. Kız bir dönüyorsun. Kıza da hiç dememişsin keman çalıyorum. Çalıyorum diye dememişsin. Tabii. Tahsin de orada şakalar var. Yani götümü yırtıyorum. Hadi orada bir bak. Eurovizyon birincisi gibi. Eurovizyon birincisi vardı ya abi. Klarnetçi geliyor mesela işte. Akşam alemle ortam falan. O klarneti alıyorsun. Siliyorsun. diye böyle başlıyorsun şey çalın. Bir taksim atıyorsun böyle tamam mı? Hı-hı. Bir bırakıyorsun böyle. Tahsin'in şakalar falan hepsi boşa düşmüş. Ben şu an seninle mücadele ama o dili çıkardın ya. Benle bayağı ben yine öne geçtim. Az önce... Bence kızı kaptı o. Dedim kurbağa gibi kızı kaptı. Ya, aldı kızı onun, çıkarttı. Onun düdüğü ne onun? Ya dur artık. Şu dilini görmek istemiyorum ya. Bir tane adamla ilgili bir belgesel seyretmiş. Dünya pop müziğinin geldiği noktada saksafon çok önemli bir şeydi ya. Aha. Tina Turner'ın şarkılarında bilmem nerede falan filan. Seksi, üstsüz, ay ışığının altında saksafon çalan herif falan. Tamam mı? O herif hep, kliplerdeki herif hep aynı herifmiş. Bu herif abi öyle düşkün bir herife dönüşmüş ki. Çünkü müzikten saksafon çıktığı için artık herifin enstrümanı moda dışı kaldı. Yine çıplak ama fakirlikten yani. Tamam mı? Giyinemiyor yine çalıyor ama. Dal taşak geziyor bir de. Biz neydi biliyor musun? Enstrümanı da satmış. Aynen öyle tamam. Geziyor. Geceleri yüzünü çok çalmıştır abi evde yani. Evet. Ve mesela enstrümanının kendisine çok küfür etmiştir. Bazen bir mesleğe ömrünü verirsin, o meslek para etmemeye başlar yani. Böyle şey oluyor hayatta. Ya karikatürist mesela. Ha, mesela. Dünyanın en kıymetli adamları yani. Evet. 20 evet. Yıllarını verdiler. Ben arada ne yiyip ne içiyorlar diye düşünüyorum abi. Yani 20 yıllarını verdiler ve sonra dünya dijitale geçtikten sonra evet. Bu adamların karikatürlerini bir de
şeysiz, telifsiz, evet, patentsiz. Evet. Sağda solda yayınladı bazı Instagram hesapları. 6-7 milyon takipçisi oldu o hesapları. Yani. Halbuki ben bir yani çok küçük yaştan beri çizdikleri için. Mesela beni ben yapan karikatüristler var. Bütün hayatım boyunca o dergileri insanlara anlatarak ben mizah yaptım önce. Abi işte yani, Umut Sarıkaya, Yiğit Özgür, evet Cihan abi, Ceylan. Şunu okudun mu bunu bilmem ne yaptın mı diye karikatür anlatıyorduk abi biz birbirimize yani. Karikatür mesela flörtte işe yarar mı? Çizerek kızı tavlayabilir mi yani? Hızlı hızlı bir şey çizerek. Nasıl? Ama bunlar sanki böyle sapiyoseksüel kadınları etkileyecek şeyler gibi abi işte. Evet. Bir karikatür çizmek falan diye yine tipine bakar ya. Hani kendi de karikatür gibiyse. Zaten zaten benim sapiyoseksüel olması dışında bir şansım çok yok. Kadın sapiyoseksüel olacak önce. Sonrasına bakarız. Ben de onda da yok. Şimdi sapiyoseksüel direkt anlamıyor ya. Sapiyoseksüel dedi ve başladı. Landry zeki de değilmiş. Bu hani ben ne yapacağım bunda diyebilir yani. Ha evet, zeki kısmını demiyorum. Yani. Ben tipe bakmıyorum. Kümesinin içerisindeyim ben. Evet yani. Ben tipe değil içeriğine tipe bakıyorum. Tipe değilden sonrasına bakarız. Abi sonra yarışırız. Bence sapiyoseksüellik benim sevgilim çirkin demek. Yani evet. İdare edin demek yani. Sebebini sorarsanız da ben zeki bu. Zeki hemen ispatlanmıyor ya zekilikte. Evet zekilik de mesela. IQ testi mi yapıyor yani getirip? Hiçbir şey yapmıyor. Bu. Aha burası da tam böyle reels oldu işte. buraya atıyor. Evet. Yani birinin zeki olup olmadığını nasıl anlıyoruz gerçekten? Abi konumuz bu ya. Hangi konudan hiç anlamıyorsunuz? Zeki insanı anlar mısınız? Nedir zeka? Abi bence zeki insan karşısındaki insanın kendinden daha zeki olup olmadığını anlayan insandır. Ben senden zeki miyim? Sen zeki bir insansın. Hayır senden zekiyim. Senden benim, benden. Daha az zekiyim buluyorsun kendinden daha çok zekiyim buluyorsun. Bir şey hadi olmaz bakalım. Ya. Bunları konuşacağız. Ben de sana cevabını vereceğim. Ben seni kendimden daha zeki buluyorum. Neden? Öyle buluyorum. Şaşırdın mı bu cevabı? Daha az zekisin diyeceğim. Sen de bana saldıracaktın değil mi? Saldırmayacağım yok. Nasıl saldırmayacağım? Hayır. Hayır. Daha zekisin diyeceğim. Tamam o zaman gerçeği söyleyeyim. Söyle. Seni daha az zeki buluyorum. Öyle mi? Evet. Kendinden. Evet. İmleye bak sen. Tam olarak bunun için sen lan. Başarısız. 10 yıldır öyle mi? Böyle böyle. Ya yorum. Sen tersin. Anlatanın daha mı zeki buluyorsun kendine yoksa kendini mi zeki buluyorsun? Ulan mükemmel konu ya. Abi yani darılmacı yok. Yok. Ben daha zeki buluyorum kendimi. Kendini. Neden yani abicim? Mesela bu argümanımız ne? Senin sen daha... miyse bak ya. Sen kimsin bir dakika. Ya. Hayır bir dakika ya. Böyle karşılayamayız. Evet. Daha zeki ol. Benden daha zeki misin? Evet. Tamam sen o an. Oğlum zoruma mı gittin? Zoruma gittin. Narsiste bak. Yok yok. Güzel kardeşim. Evet. Narsistik bak. Sosyopatik özellikler görüyorum kankim sende. Ama abi bir dakika. Siz nöroplastik bu adam. Ben durup dururken daha zekiyim demedim ki. Dedin abicim. Dedin abi. Anlatanın daha mı zekisin daha zekiyim. Senden hayli dedim. Bana zaten evet. Tabii. Yani bana böyle cümle arasında. Peki narsistler değilim desem mutlu mu olacaktınız narsiste? Ha ben daha zekiyim. Kafa kafayı izler insan en azından. Onu demediniz ki daha zeki mi değil mi dediniz? Ay tamam ama en azından ben buna cevap vermeyeyim. Kafa kafayı. Sen kendi içinden. Doğrular canınızı sıkabilir. Bak bak hareketlere bak. Güzel kardeşim. Sana ne oldu bir anda? Ne oldu sana ya? Ya ne oldu? Oldu ya. Anlat lan. IQ'nuzu üst üste toplasak önümde secde edip. Beyler. IQ testi yaptırdınız mı? Yok abi. Giriyor muyuz lan teste? Zekiler yaptırmaz ki ona. Bir dakika. Giriyor muyuz testi? Bak, ben bu... girdim zamanında. Ya, bir söylemeyeyim üzülmeyeyim seni. Ama buna rağmen de sana dedim ki sen benden daha zekisin dedim. Ben senin cevabını... Ben mesela senin de daha zeki olduğunu düşünüyorum. Senden? Benden evet. Neden ya, abi? Yavaş yavaş doğrular gelmeye başladı. Çünkü o kadar kafam çalışıyor. O kadar zekiyim yani. Abi bir dakika beni cevap verme mecbur bırak. Ben durup dururken ben senin zekiyim. Hayır dedim. Abi senin içten içe içinde yatan bir aslan bana varmış yıllardır. Bana sordu abi ben benden ben daha yıllardır zekisin. Bu anı bekliyordum. Yıllardır sen içinde İnşallah değilsin. İnşallah bir gün bir rabarba olur da dedim ikisinden de zeki olduğumu söyledim. Aynen biri bana sorar gerçekleri duyarlar acıtırsa acıtır dedim. Evet. Kuyruk acıları varsa itiraz ederler dedim. Zoruna giden kalsın gitsin bana. Zoruma gitmeyen şey hoşuma gider. Zoruna gitmedi de Allah aşkına biz ne olduğumuzu. Dedim daha zekiyim dedim. Etli cümleye bakın ben ne diyorum. Lafa bak ama. Anladın mı? Hoşuma gitmeyen şey de zoruma gider aklımda olsun. Ne oldu ya? Sevenler sevdiklerini alsan. Biz galiba. Biz kamyon arkasıyız kanka. Gerçekten unutma, unutanlar, unutanları asla unutmadılar. Adam neresin? İki tane mal burada değil. Önce sözlerle gelmişler. Tilki kargadan korkar da kargaya da sormak lazım. Neden uçuyorsun diye. Bildin mi bu lafı? Ben hayatımda bu kadar sıkkı bir laf. Hayatımda bu kadar sıkkı bir laf. YouTube'da mı uydurdum? Şu an uydurdum evet. Çünkü. Çok zeki insanlar atasözü diye laf uydururlar biliyor musun? Kolay değil. Tabii. Uydursun bakalım Tahsin Efendi. Tamam. Tahsin Efendi uydurur. Kışı geçirir de yediği... Neydi? Evet devamlı. Ayaz'dı zaten. Ayaz. Bak evet. Zeki adam biliyor. Sonunda biliyor ya. Bende uyduruk laf yok. Hadi lan birer söz söyleyin atasözü olabilecek kıvamda bir söz söyleyin. En akıllı cümlen ne senin? Aha. Halkımız karar versin. Doğru, hangi cümlenin daha atasözü olduğunu? O zaman bir de sınırlarını çiz. İçinde kurt geçsin, bilmem ne geçsin, bilmem ne geçsin. Tamam hadi bakalım. Sınırlarını çiz. İçinde neler geçsin? Ağaç. Evet. Dağ. Evet. Sapanca.
Oğlum Sapanca. Bir dakika ya? Sapanca bir dakika. Zekiysen Sapanca'yı da katacaksın içine. Dört tamam. Kelime zaten. Ağaç, dağ, Sapanca, çeşme. Ben başlayabilirim, hiç sorun değil. Ben hızlı hızlı başlarım yani. Kurt ağaca kerkinmiş, daha s**tim demiş. Evet, olmadı. Güzel kardeşim. Nerede Sapanca? Kurt yok. Olay Sapanca'da geçiyor. Kurt yok. Ya, ben az önce kerkinmek dedim mi güzel kardeşim? Aa, özür dilerim. Hayır, sadece pardon. Onları kullanıyor. Fiil de mi kullanmayacak? Senin söylediğinde fiil yok ki. Tabii doğru. Tamam. Bir dört tane isim tamam, söyle. Tamam, fiil kerkinmek ama ben kullandım. Evet, hayır, tamam. Kerkinmek çirkin abi. Atasözü mü olur böyle ya? Atıyoruz bunları, özür dilerim abi. Ağaç, dağ, Sapanca, çeşme. Çeşme. Kurt çeşmeye giderken ağacın oradan Sapanca. Sapanca mı? Ya rica ederim. Sapanca'yı fiilimsi olarak kullanamazsın güzel kardeşim. Tabii kardeşim. Fiil Sapanca. Verme, fiil tamam. Vermediğin için hangi tamam. Yönden olduğunu bilmiyorsun ki. Sapanca. Sapanca karşısına çıkana dağ demiş. Çeşme nerede? Çeşmeden Sapanca. Güzel hikaye. Atasözü olmaz. Çeşmeye giderken ağacın oradan Sapanca karşısına çıkana dağ demiş. Yani ilk çıktığını çok yüksek boyutta görmüş. Ya, güzeller. Tamam. Oha. Ha. Ağacı çeşmenin dibine koyarsın da büyüsün diye. İstemezse yine yeşermez de dağ olur. Bakarsan Sapanca'yı anlarsın. Abi, bir insana istediğin kadar evrimsel şartlar, iklim hazırla. O kendi bir şey yapmak istemiyorsa yapamaz kardeşim. Hı. Ağaç olabilecekken gider öyle dümdüz dağ olur. Yalnız Sapanca... şeyin açıklaması cümleden daha kısa yani. Hayır. Şöyle. Neden? Sapanca nerede? Sapanca. Açıklaması for example kısa. Sapanca. Yani bunu eğer görmek isterseniz canlı Sapanca buradan 1,5 saat. Siktirin gidin bakın anlamında. Anladım abi. Güzel oldu ikimizin de cümlesi ha. Övün birbirimize övün. Ya da güzel ya. Bulduk anlatıcım ya. Çok güzel bulduk. Aklımız belki bu kadar çalışıyor ama verimli kullanıyoruz. Evet. Kendine zeki diyenler düşünsün. evet. Bekle bu beklenti. Bunun kurgusunu ben yapıyorum. Buraları da koyacağım. Vallahi de koyacağım. 4 saat yaz bir de oraya. Sayaç koymuş çıkır çıkır çıkır. Bu haftaki bölümümüz 7,5 saat ama 5,5 saat Tahsin Bey bekliyoruz. Ağaç çeşme başında yaşken eğilmezse Sapanca'da dağ olur. Hiçbir anlamı yok ama çok güzel oldu. Açıklamasını da söylüyorum. Nedir abi? Dikkat evet. Ederseniz. Ağaç suyunu almak için yaşken kendisi bir hamle yapmazsa. Eğilme, ha? Ya bilen başka, zeki adam evet. Başka bak. Ulan benim cümlemin yani aynı. Kendin kendi işin için bir çaba göstermezsen anca dağa taşa dönüşürsün. Ha? Güzel kardeşim. Ebe pezevekler. Benim aldığım cümlenin ana fikrini aldı, upgrade bir şekilde sadece dağa Sapanca'ya koydu. Çünkü güneş evet. Altında söylenmemiş söz yoktur. Bu da Shakespeare'den ama ben söyledim şimdi. Vay güzel kardeşim. Böyle kalabalıkta ettiğin küfrün tenhada bir özür olmasın. Tahsin Bey, stand-up gösterileriniz var yakın zamanda. Evet abi. Nerelerde efendim? 24 Mart Kayseri. 30 Mart Moi, 5 Nisan İzmir. Önümüzdeki 3 gösteri böyle. Tahsin Hasoğlu'nun zaten Reels'lar önünüze düşüyordur. 10 numara 5 yıldız stand-up gösterisi. Kaçırmayın efendim. Stand-up gösterileriniz var Anlatan Bey. Evet. Hangi tarih neredesiniz? 29 Mart'ta İstanbul'da sahne Beşiktaş'tayım ve çekimli olacak, çekeceğiz onları. 3 Nisan'da İzmir'deyim ve 17 Nisan'da da Bursa'dayım. Hepinizi bekleriz. Nefis bir stand-up gösterisi var. Değerlendirin sevgili Rabarba Talk izleyenleri. Hangi konudan hiç anlamıyorsun? Spiritüellik. Ben bir tane Reiki hocasıyla böyle bir anlatmıştı bana bir şeyler. Bana dedi ki 7 tane çakramız varmış. Benim tamamı kapalıymış. Neymiş abi? Say lan deseydin 7 tane çakrayı. 7 çakra var biliyorsun buraya kadar. Yani duyuyoruz. Duyuyoruz inanmıyoruz. Tamam bu 7 çakramın hepsi kapalıymış benim. Ama güzel dedi böyle de. Böyle insanlar da var dedi. Şey gibi yani annem işte çok eskiden nazar değdi bilmem ne oldu falan filan. Tabii kurşun döktürme de var. Kurşun döktürme falan gidiyormuş. Diyorlarmış ki senin oğlunda inanılmaz nazar var. Ama kendisi hiç inanmadığı için ve bu konularla alakası olmadığı için ona değmiyor diyorlarmış. Tamam bu bir demek yol işte. Senin gibi kapalı yani. Bu bir yol işte demek yani. Demek ki bir şey olmuyor yani. Bu arada benim cüzdanımda pirinç ve şey var. Bir kağıt. Öyle mi? Zeynep koydu. Sıkıntı olmaz değil mi? Abi sıkıntı. Ben sıkıntı ederim arkadaşlar. Abi spiritüelizm tam olarak bu değil ama okunmuş pirinç. Var pirinç de var. 7 yazan bir şeyler var. Öyle mi? Büyü var oğlum sende. Evet. Zeynep bana büyü yaptı. Hanım da hakim yani. Abi yoga falan yapıyordu Zeynep. Zaten. Tamam. Bu gerçek mi ya bu arada? Vallahi diyorum. Pirinç ve kağıt var. Var. Aç göster lan. Ana. Pirincim düşmüş. Fotoğraf da var. SD kartlar çıktı kusura bakma. Ne ha. Onlar? Bak şu. İşte o taşı. Bunu, pirinç nerede? Pirinci de bulacağım. Abi pirinç düşmüş ya. Arkadaşlar. Ben... Canlı yayında. Bana bir pirinç get. Bak ha. Evet. Servet enerjimi aktivite ediyorum. Zenginlik frekansıyla uyumlanıyorum. Para akışını hayatıma davet ediyorum.
milyoner enerjisi titreşimiyle eşleşiyorum. 5-2-0-3-1-8-7-9-8-7-7-7. Bu Donat! Donat! İvan'ı mı söyledi sen? Abi. Abi bunu söyle. TR54-7774-3-0-63-19-54. Şu an büyümü bozmuş olabilirim ya. Kersin Bey, Ravarma Talk'a gelip İvan'ınızı veremezsiniz. Verdim abi. 5-2-0. Ben şimdi buna dokundum, ne oldu? En azından bana da bir güzel enerji geldi. Şey gibi, Gollum gibi yüzüğü götüreceğiz abi beraber şimdi. Bir de çok planlı insanları ben anlamıyorum. Konumuz hangi konuda anlamıyorsun ya. Böyle uzun bir takvimle yaşayan insanlar var. 35'imde şurada olacağım, 40'ımda burada olacağım. Doğuracağım, çocuklarım büyüyecek. Orada böyle yapacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Çiftlik evine gideceğim. Hayat sen planlar yaparken sana sürprizler falan vardı öyle bir laf. Yok neydi? Kul kurar, kader gülermiş. Nasıl? Bak, dikkat et. Abi zekiyim dedim, anlamadınız bak. Baştan da... Onunki daha sofistike cümle. Evet, oğlum. Senin cümleni tam söyleyelim. Hayat sen planlar yaparken... Başına gelenlerdir. Evet gibi. Başına gelenlerdir. Sana sürprizler yapan falan. 5 sene sonra anlatan nerede ne yapıyor? Hadi gel buradan şimdi evrene manifest. Var mısın? Ben başlayayım. 5 sene sonra manifest. Evet. 2029 Mart'ta hayatımın kadınını bulup 3. çocuğuma... doğumhanenin kapısında bekliyor olacağım 2029 Mart'ta. İlk çocuğum ikiz olmuş. Ya, hanımın piyano öğretmeni. Ondan sonra senin bu piyano öğretmeni takıntın nedir ya? Dünyanın en klas mesleği. Link çok... ver link. Ay, çok... hanımım Çerkes. ya kardeşim şimdi çağır derken bu kadar da spesifik çağırma yani. Bir dakika. Saçma sapan şeyler çağırma. 1900, ne fark eder kardeşim? 1989 doğumlu piyano öğretmeni Çerkez Dullar Ekesin beni. Buradan manifestiyorum şu an. Tamam mı? Kral TV atlarsın gibi oldu yemin ederim bildiğin. Telefonu ver abi. Bütün sen... bunu, piyano öğretmenisin, Çerkez'sin, 89 doğumlusun, dulsun. Bunlar varsa beni hemen ekle. 5 sene içerisinde. Bu böyle ben kendimi 5 sene sonra nerede görüyorum derken beni eklesinler diye bitiremezsin bu. Biz evrene gönderiyoruz. Dullara göndermiyoruz. Ya seni hiç ilgilendirmez. Ben şu an kendi olmayan şeyleri sıraladım. Sana ne güzel kardeşim. Tamam, peki. Ben böyle daha şey söyleyecektim. Böyle. Yani böyle son derece sağlıklı, ailesiyle güzel ve keyifli ve istediğini istediği zaman yapabilecek vakti olan. Bu çok önemli benim için. İstediğini istediğin zaman yapamıyorsun ya. Ne oldu senin piyano öğretmeni? Yemin ediyorum manifestin uykumu getirdi ya. Evet, biraz abi. Böyle net bir şey iste hayatta. Evren şu an bir sikim anlamadı. Hiçbiri olmayacak bunların. Biraz daha böyle net. Şunu istiyorum evrenden de. Ben abi Harbiye'de çıkmak istiyorum bir. Ah ne güzel. 5 yıl içerisinde. Okey. Güzel. Tutmuş bir film ama iyi bir film. Güzel. Yapmak istiyorum. Bir tane de dizi. Bu üçünün olmasını istiyorum. Güzel kardeşim sen de yani. Yapımcıyla konuşuyor gibi oluyor. Evrenle değil de yapımcıyla konuşuyor gibi. Bunu yani evrenle de değil de ay yapımla da konuşuyoruz. Disney olur, Exene olur ne dersin. Tafa git, ay yapıma git. Onlarla da konuşabilirsin şu an. Yani sen bunlardan üç tane söyledin ya. İkisini yaparsın kardeşim. Ben sana eminim. Senden eminim. Evren gibi konuştun abi. Helal olsun. Tamam, tamam peki. Valla. O zaman ben de isteklerimi söylüyorum. Harbiye'de çıkmak istiyorum. Yeter lan. Dur ama. Hayır başkasının hayalini. Ben de istiyorum kardeşim. Çıktın sen zaten Harbiye'de. Ya yan yana çıkarırsın de olmaz öyle. Bırak şimdi abi. Ona bakarsan ben film de yaptım kardeşim. Tamam o zaman yani. Adamın hayaline karışma. Ama hayır. Ben, manifest. Tamam o zaman şöyle söyleyeyim. Ben komedyen olarak, komedyen kimliğimle, mizahçı kimliğimle film ve dizi dünyasının içerisinde hatırı sayılır bir isim olmak istiyorum. Böyle vay be o anlatan mı var bu işin içinde? İzlenir abi. Sinop'ta yaşayan bence. Şendullar. Ben manifestime Sinop'ta ekledim. Sinop'u da ekledim. Şu an var ya en az 7 kadın vardır. Çok spesifik yani indirdin. Aşağıya yorumlara yazar mısınız Sinop'tan? Yazsınlar abi. Ben Sinop'a damat gideceğim. Sen buyurun sen yine iste. Sizinkiden çok mesleki şeyler. Kardeşim huzur ve mutluluk ve aile dedik. Onlara laf ediyorsun. Sen evren misin? Tekrar... Evliyim bir de Çerkes piyanocusu mu isteyeyim evrende? Evet. Ya bir de olsa fena olmaz be. Bak ben kendimle olmayanı istiyorum ama siz kendinizin zaten... Hayır Nurgül de Sinoplu yani. Benim olacak olan da olmuş yani anladın mı? Ve Zeynep de Çerkes. Bendeki de olmuş. Senin hayallerin bizim gerçeklerimiz Mesut. Sen kardeşim. Lan ben sizin yüzünüzden mi acaba bunu manifest ediyorum? Ya i̇şte senin bak. İstediklerin çoluk çocuk dedin var bizde kardeşim. Hepsi onlar var. Olmuş bizde. Piyano desek çal desek çal. Nereden bileceksin? Çalmasa ne bileyim? Sen de bassa bir spiritüellik varmış kardeşim. Siz ikiniz benim enerjimi emmişsiniz. Sağdan soldan hayallerimi emmişsiniz. İstesek yarıda Sinop'a yerleşiriz. Hadi buyur. Hayallerini yaşıyoruz Mesut abi. Daha güzel, daha spesifik bir şeyler. Mesleki olmayan güzel bir manifest yap. Aile ve meslek yasak. Hadi tamam, buyurun. Kas yapmak istiyorum abi. Hah, kardeşim sen aile yaptın ya, sen sırf aile ben yaptım. Kas yapmak istiyorum. Olmayanı yaptım. Kas mı yapmak istiyorsun? Kas yapmak istiyorum abi. 5 yıl içinde sıfır yağ. Sıfır ama yağ hiç yok. Nasıl neden ya? Öyle baktınız ya? Yok. Çocuk böyle ergen hayali gibi bir senin yer. Senin ne işin, niye böyle hiçbir işine yaramayacak ya. Ki?
Hayır, ne işin gelecek? Ben yani denize gittiğimde utanıyorum, tişörtle giriyorum, utanıyorum yani. Utanma duygusu var çocukta. Ben daha çok utanmıyorum, ben utanmıyorum. Ben de hiç utanmıyorum. Çok lömür lömür geziyorum ben çok hiç. Çok göbekliyiz abi. İste ne bakayım. İste bakayım evreden son. Bak adam ne güzel benim böyle şey. Materyalist isteklerim yok ya. Tamam. Peki tamam istiyorum. Yani çok materyalist bir şey istiyorum. İşte. 10 milyon dolar istiyorum. Nakit şu an istiyorum. Çocuk evrene veznedar muamelesi yapmanız. Kardeşim bu sen gelmez. Kas istiyorsun. Kas istiyorum. Kas sen Sinop'ta oturan. Ya şöyle bir adam gibi bir şey olmayan ne var sende bak. Ben bulurum sende yani. İste ya şu evreni. Söyle sen söyle bakayım. Hayır sen olmayan. Başkasının. Demek ki sen olmayan bir şey. Ben de bir şey olmadığını düşünüyorsun demek ki. Düşünüyorum söyle. Kardeşim. Ben anlatanın 15 sene önceki enerjisine dönmesini istiyorum evrenden. Sana hiçbir faydam olmaz ki. Home partilerden çıkmayan o anlatanı geri istiyorum. Sen benim boşanmamı istiyorsun yani. Ha, ben o eski halim. Senin bana ben... posan kaldı güzel kardeşim. Kardeşim ben hiçbir en az zaman... seninle 3 yıl takılmayı hak ediyorum bu hayatta. Sen beni ortamlara sokacaksın. 3 yıl sonra gitme abi sen bir daha evlenirsen evlen. 2029 Mart'ta sizce yine böyle üçlü oturuyor olacağız mı? Bir şekilde otur. Ölmediysek. Hiç tanımıyormuş birbirimizi falan. O zaman da küsmüşüz bir şey. Küsmüşüz. Gelip somurtarak oturuyormuşuz. İzleyicilerimiz abi. Herkes yorum olarak 2009 Mart'ta 5 sene sonraya aşağı yazın. Manifesteyin. Tekrar bir üçümüz geleceğiz biz. Aşağıya siz de gelin. Neleri başardınız, neleri başaramadınız hep beraber altına dökün. Geleceğe çekelim. Mektup gibi bir evet. Gibi, evet. Wow, geleceğe bir video yolluyoruz. Herkes altına yazsın. 5 sene sonra hep beraber buluşacağız. Bu videonun altına tekrar bakacağız. Siz de bakacaksınız. Bakalım ne kadar yüzlerce geldi. Yorum bekliyorum şu an. 5 sene içerisinde hayattan ne istiyorsun, ne bekliyorsun? 5 sene sonra acaba teknolojik olarak YouTube'da bir video izlemek bitecek mi? Belki de bitecek. İşte VR gözlüklerini takacaklar. Ha, değil mi? Yine izleyecekler de. Belki de bitecek. Ya da lensleri takacaklar abi lensleri. Eninde sonunda geçeceğiz o sisteme. Yani evde oturacağız ve hayatı burada mı yaşayacağız? Evet. Para nasıl kazanacağız işte mesele o. Coinlerle ödeyeceğiz. Akşamki Şampiyonlar Ligi finalini şeyden izleyeceğiz. Sahaya en yakın yerden izleyeceğiz. Ve ama milyonlarca satın. Ama o futbolcular olacak yani. Tabii canlı, oyn- o canlı oynanacak. O canlı oynanacak. Onlar da evde. Her şey yapsaydım etseydim diye geçiyor. Icardi'ye de böyle yapıyor. Daha ne olsun sana. Abi bir şey diyeceğim. Gösteriye gelmeyecekler. Evet. VR bileti satacaksın. Doğru. Sen sahneye çıkacaksın. Çıt yok içeride. Evet. Onlar ama aynı yeter. Olmuyor işte. Aynı olacak. Olmuyor işte. Alışacaksın. Hatta senle kafa sat bakalım. 20 bin VR bileti sat bakalım. Aynısı oluyor mu olmuyor mu? Bir de diyeceğiz ki anlatan hala eski manuel sahneye çıkıyor. Bir şey izliyoruz. Oo, onu hala profilde çıkıyor falan diyormuş. Ha, evet. Güleceğiz sana eski çağlardaki gibi. O zaman onların kahkahalarının gelmesi lazım en azından. O da gelecek. O zaman 2-3 tane hoparlör koymak lazım. Ama o zaman evdeki gürültüler de gelir. Kalk git bakkala git diyorum sana. Ne izliyorsun sen daha falan diye. Onlar da gelir. Onları da duyarsın. Ağzınıza sağlık. Tahsin'cim iyi ki geldin. Eyvallah abi. Yine gel. Seni Rabarba Talk'ta da Rabarba'da da görmek eyvallah. Nefis bir şey. Süper. Çok evet. Seviyoruz seni. Yansın abi. Anlatancım ağzına sağlık kardeşim. Her zaman babacığım. Teşekkür ederiz. Bugünlük bu kadar. Rabarba biter. Bay bay. Öpüyoruz. Görüşürüz.